Evet sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Epic Games'te ücretsiz verilen, ücretsiz olarak iletilen Iratus Lord of the Dead'e başlıyoruz. Ben daha öncesinde şu iki zorluk derecesinde oyunu bitirdim. Ve iyiler hep kazanır isimli çok daha zoru var. Oyunun sesi fazla gibi ha. Ama daha çok acı hani. Normal oyun modunda başlayalım tekrardan. Şimdi dostlar, Iratus Lord of the Dead tıpkı Darkest Dungeon serisinde olduğu gibi sıra tabanlı yapıya sahip, sıra tabanlı savaş sistemine sahip bir oyun. Şimdi amacımız şu sevgili dostlar. Bu oyunda biz neyiz biliyor musunuz? Bu ne? Bu niye var bilemedim. Bir saniye, OBS'imde yeni şeyler keşfettim de. Neyse. Şimdi Iratus bir ölüler lordu sevgili dostlar. Ölüler Lordu olarak dünya üzerindeki yaşamı bitirmeyi amaçlıyor. Dünya üzerinde 6 farklı katman var. Birisi madenler. Biz bu madenlerden ölüler ordumuzla beraber çıkış yapıp sıra sıra önce cücelerle, sonra paralı askerlerle, sonra şu kenardan daha rahat görürüz. Mahzen mezarlardaki büyücülerle, en son kahramanlar loncasıyla ve sonrasında da kabristanla, yani böyle kutsal ruhların olduğu bölgeyle çarpışacağız. Darkest Dungeon benzeri bir oynanışa sahip söylediğim gibi. Burada Darkest Dungeon'ın tam tersine, kahramanlar siz değilsiniz, siz kötülüksünüz, yani kötü tarafsınız. Kötü taraf olarak böyle seçimlerinizi yapıyor ve ilerliyorsunuz efendim. Bakın elimizde bir karakter grubu var. İskelet, Kara Şövalye, Iratus'un gelini ve zombiden oluşuyor bunlar. Hemen şunlara şöyle bir kostüm belirleyelim. Böyle daha güzel dursunlar ki hakikaten kostümlü halleri daha şatafatlı. Oh. Sanki böyle iskeletin kostümsüz hali falan daha iyiydi gibi. Neyse. Kostümlü hallerini de giydirdik kendilerine. Şimdi dilerseniz direkt oyuna başlayalım. Oyuna başlamadan şu mekaniklerden falan da bahsedeyim. Oyun ortalama kaç saatte bitiyor bilmiyorum da ben 50 saatte 2 kere bitirmişim. Evet efendim, kötü tarafız. Oyuna başlamadan şundan da bahsedeyim. Bu oyunda kendi kahramanlarınızı kendiniz yapıyorsunuz. Yani ne şekilde? Buradan misal nereden oluşturuluyordu? Yaratım isimli bir çekmece var, bakın şurada ana ekrandaki yerden. Buraya tıklıyorsun. Buraya tıkladığında buradaki karakterleri oluşturabiliyorsun. Misal Karadul. Karadul bir örümcek. Aa bak, yeni çarları kullanabiliriz aslında ha. Karadul bir örümcek. Bunu üretebilmek için zır, et parçası, kalp ve ektoplazma lazım. Bu oyunda dövüştüğünüz zaman insanların organlarını elde ediyorsunuz efendim. O organlardan böyle yeni bir şeyler üretiyorsunuz. Bütün karakterler açık gelmiyor bu arada. Oynayarak açmanız gerekiyor. Ben oyunu bayağı oynadığım için bende birçok karakter açık. Sanki kurt adam kullanıyorduk biz ya. Özellikle kurt adamın becerileri 3. sırada oynamaya uygundu sanki. 3'te mi? En önde mi? En önde, evet evet, galiba en önde oynatıyorduk kurt adamı. En önde kurt adamı oynatırız. Arkasına iskeleti yerleştiririz. Bir tane kurt adam yapar mısın? You will bring me their heads, their hearts. Teşekkür ederim. Everything else. Şöyle bir kostüm güzel olacaktır kurt adama. Sonra başka neyi kullanabiliriz? Şimdi iskeleti kullandım, kurt adamı kullandım. Bunlar önde. Kurt adam hem damager hem tanklayabiliyor. Oo, bir saniye. Bu kurt adamı biz ayakta tutabilecek miyiz peki early game'de? Erken oyunda. Hiç onu ben hesaba katmadım. Normalde biz kurt adamla oynarken hatırlıyorum, kemik golem falan kullanıyorduk. Başlık zaten değişti canım, daha ne yapayım? F5 attığın zaman görürsün dostum. Başlık zaten değişik. Bir tane kemik golem üretelim dostlar. Ya da üretmesek mi? Çünkü kemik golemi arkada kullanabilir miyim? Herhalde kullanabilirim ya. Can kaybeder, öne gelir. Can kaybeder, öne gelir. Ama öteki şu iskelet boşta kalıyor o zaman. Bu iskeleti kullanamayız. Bir tane kemik golem üret. This is what a necromancer's war machine looks like. Hı. Kurt adamı yaptık. Kemik golemi yaptık. Bir de Uratus'un geleni var damager olarak. Bir kemik golem daha yapsam.
Böyle daha rahat oynanıyordu diye hatırlıyorum. Bir de şu kara dolu üretsene. Şu örümceği de bir denemek istedim. Karadul rastgele hedeflere saldırıyor. 3 tur boyunca hedefe zırh ve büyü kaybettiriyor. Tamam. Bu 3. sırada oynayamaz bu arada bu Karadul ya. İlk 2'de oynayacak bu. Bunun oynanış yeri ilk 2. Ön 2 kemik golem. Arkalar kurt adam ve Iratus'un geliniyle oynanıyordu. Bir saniye, örümceği yaptık artık. Kostümü var mı? Vay. 3 tane kostümü var. Baksana, kostümü burada daha güzel. Karakteri öne çekiyor. Büyü muhafazasını yok sayıyor. Zehir tükürüyor ve zırh ve büyü direnci kırıyor. Peki. Vuruyor. Burada ne yapıyor efendim? Şans ve kaçınma kaybediyor düşman. Hı-hı. Örümcek kozusu her köle ya da düşman hamlesinden sonra Karadur 6 can yeniler. Karadul'un hemen arkasında bulunan köleye hedef alan herhangi bir saldırı %100 ihtimalle Karadul'a yönlenir. Hmm. O zaman bu koruyucu gibi bir şey mi? Tüm düşmanların üzerine 2 tur boyunca hareketi engelleyen bir ağ fırlatır. Bu çok iyiymiş. Ama dediğim gibi bunun oynanış yeri muhtemelen ikinci koridor. Peki Kara Şövalye 3. bölgede oynayabilir mi? Ya oynayabildiği kadar artık, ne diyeyim. Hadi şu karakterleri bir deneyelim. Hemen giriyorum fight'a. İlk grupla bir girelim. Karadul'la bir oynamayı deneyeceğim. Dostlar, dediğim gibi bu arada Epic Games oyunu ücretsiz olarak verdi. Darkest Dungeon benzeri bir yapım kendisi. Kötülüklerin lordu olarak bütün iyilere karşı savaş ilan ediyorsunuz. Turn-based bir savaş sistemi var. Hani sen vurdun ben vurdum kafası. Hani hamleler yapıyorsun. Bakın şu yukarıda kimin ne zaman hamle yapacağı gözüküyor. Misal bakın arkadaki iki çaylak hamle yapacak önce. Önce bizim örümcek, sonra arkadaki iki çaylak, sonra bu. Sonra iskelet, sonra arkadaki kara şövalye ve zombim. Hani bu şekilde yukarıdaki sırayı takip ediyorsunuz ama bu sırayı kaydırmanın yolları var. Yani karşı tarafı yavaşlatabiliyorsunuz ve karşı tarafı yavaşlatıp turu kendinize geçirip böyle güzel kombolarla işlerini bitirebiliyorsunuz efendim. Şöyle bir örümcek sürüsü yollayalım. Şimdi bir saniye. Bu karaktere ne oldu? Zehir gücü. Bu düşman her tur 3 can ve 2 akıl sağlığı kaybeder. Hmm, çok iyi. Sen şöyle bir örümceği koru. Efendim sevgili Mete ama eski Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Mete. Merhabalar. Şimdi burada ne yapılabilir? Burada... Bu çar bir şey yapamıyor ki. Buradan korkutma atabiliyor sadece. Ya da milletin içinden geçebilir şöyle. Ama içinden geçtiğinde ön sıraya gidiyor. Şöyle bir zombi buff'ını bassın. Oo. Oğlum ben buna koruma vermedim mi? Hedefe yapılan tüm saldırılar hani iskelete yönlendirilirdi? İskelete falan yönlendirmedi. Koza da öremiyorum. Evet, hedef hareket edemez, hedef hareket edemez. Sevgili iskelet, şöyle şunu bir devreden çıkar. Herkes örümceğe saldırıyor ha. Şunun çok az canı kaldı. Barutu doldur. 2x hasar stekledik %100. Become part of the breakfast. Bak biri öldü ama. Abi örümcek o kadar iş yapmıyor galiba ya. Hakikaten ben örümceğin bir şeyini göremedim, böyle bir gücünü. Oyunda müzik yok muydu bu arada? Thank you.
Otur buraya. Gelecek tur bombardımanla öldürecek milleti. En önde kozaya bürünebiliyor. Bir tur daha millete fışkırt, sonra kozaya bürüneceğim. Güzel. Gel öne. Gelemeyecek öne. Zombi bombardımanla bitirdi mekanı. Oo, madenci ruhu elde eden yüzük falan vardı. Ya zafer çok rahat kazanılıyor da, dediğim gibi ben örümceğin olayını algılayamadım. Yani bu örümcek ne yaptı? Şimdi burada bakın bir tane morg var. Buraya karakterlerinizi koyup dinlendirebiliyorsunuz. Canları yenileniyor bu vesileyle. Ayrıca burada sanırım ilk önce bir kazı yeri yapıp %45 ihtimalle parça. Aa, dikili taş. Evet. Şu arka planda da ölüler ordusunun konakladığı yer var. Burayı gitgide geliştiriyorsunuz yaptığınız upgrade'lerle. Merhaba. It embellishes my undead features. Yüzüğü alalım. Asit kavanozunu da alalım. Zırh ve büyü direnci kaybettirsin. Bir tane hayalet üret. Şimdi üretilen bu hayaleti madenci için kullanacağız. Oo. Çok karizmatik durmuyor mu? Kızıl kızıl. Gel buraya, buradan bana madenci ruhu getirmeye devam et. Madenci ruhu burayı geliştirebileceğiniz temel para birimi dostlar. Efendim sevgili Buğra The Machine Primer Avantage ile ikinci ayında. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz yayına, merhabalar. Kabiliyetlerden neye gidelim? Tüm köleler artı 3 saldırı kazanır. Madenci ruhu %25 artar. Parça kazanma şansına gidelim. Çünkü hani ele getirdiğimiz insanları biçiyoruz dostlar. İkinci aşamaya diğer ekiple girelim. Diğer ekip çok çok daha rahat halleder burayı. 26 madenci ruhu, eyvallah. Bak burada savaşılacak daha çok adam var. Daha çok adam daha çok parça demek. Savaşılacak daha çok adama gidelim. Oh. Ne biçim vurdu lan herif? Şimdi şu arkadaki kırbaçlı şefi indirmemiz lazım. Çünkü millete buff verip duruyor. Bak kırbacı yapıştırıyor. İsabet ve verilen hasarı arttırdı. Şimdi Iratus'un gelini de öpücükle saldırı ve dehşet buff'ı kazanıyor. Kurtu koruyalım. Aa, çok canları gidiyor be. İki zırh verdi sadece. Hiçbirinin hareket etmemesi lazım. Hareket edersek arkadaki mızraklı bizi deşecek. Ey maşallah. Oğlum ne biçim? Oy. Efendim sevgili Kuyiçin ikinci ayında Darkest gelmez mi be demiş. Darkest Dungeon'ı sabah oynadık efendim, geldi bile. Memzidor hoş geldin, nasılsın? Çok teşekkür ederim desteğin için. Şu önündeki iskeleti korur musun babayın ayrına? Vurma artık adamlara kırbacı. Artık iki saldırı yapabileceğiz. Biri öldü şükür. Gelecek tur iki tane saldırı yapacağız. Bunun armoru var zaten de. Can bas kendine. Abi mızrakla hayatımıza kaydı, hayatımıza.
patır kütür. Şundan bizi bir kurtar. Şükürler olsun kurtulduk mızraklıdan. Uğursuz darbede ne yapıyor? Bir sonraki turun başında rastgele bir hedefe çok aşırı hasar vuruyor. Bu stun atıyor muydu acaba? Duruş bozar. Iskalama ama. Aa! Abi hepiniz ıskalarsanız ama yatarız. Worthless as you were in life, you will be worth something in death. Tam gelecek tur hayatta kalırsa bunun üstüne atlayacak bizimki. Armor'u kırdık. Can basın kendinize. Can basın kendinize. 3 can mı bıraktım bunda? Isır bacaktan. Aferin oğlum Karabaş. Bak 3 kemik, bir toz ve et geldi. Ama agaları hastanelik etti ya. Agaları hastanelik etti. Bak seviye kazandı. Ne yapacağız seviye kazanınca? Atak vereceğiz tabii ki buna. Başka ne verilir ki? Atak vereceğiz. Kurt adama da kurt adama hız verilebilir belki de. Hızı yüksek zaten kurt adamın benim bildiğim kadarıyla. Hız ya da kritik falan mı vursun? Kurt adam bu arada her tur 20 can yeniliyor yani. Ölmese daha iyi olur. Bekletelim, atak verelim ya. Hızı zaten yeterince iyi. Kemik golem. Bekletip kemik golemlere de enerji verelim. Iratus'un geleni için enerji zaten veremiyordum. Atak en mantıklısıydı. Şimdi morga bir kişi daha koyabilir miyim? Koyabilirim. Bir tane daha hayalet yapacağız. Morgu genişletip şu ikisini morga atacağız. Morgdaki örümceği alıp ikinci grupla savaşa gideceğiz. Bir tane hayalet rica edeyim. Why do I get this sinking feeling in my putrefied? Pekala. Bu da bu şekilde kostümü olsun. Zaten hani buradakileri kullanamıyoruz da. The dead don't get to rest. Şu ikisi bir canını doldursun. Iratus'un gelini de biraz az canla çıkarsa haya mı olur? Kabiliyetlerden başka ne verilebilir? Köleler dehşet kazanır. Bir puan daha biriktirip şuradaki cerrahi uygulamaya gidebiliriz. %50 ihtimalle falan parça kazanırız. Harika olur. Eklem bacaklı sevmiyordun. Örümceğe nasıl dayanıyorsun? Bebeğim... Evet, ayaklarına bakınca biraz huylanıyorum da. Ayaklarına bakmıyorum. Evet, ayaklarına bakınca huylanıyorum. Eşyalarla dolu kadim bir tabut. Ne verecek ki acaba? Seçkin düşmanlardan %25 daha az hasar al. Eğer köle birinci ya da ikinci konumdaysa artı 5 can kazanır savaşın sonuna kadar. Bu çok işe yarar bu arada. Kölenin becerileri ıskalamaz. Çok ıska atan var bizde ama. Ben şu boğa kafatasını alacağım. Boğa kafatasını öteki iskeletlere vereceğim. Neresine bakıyorsan evet, ayıp. Caner, yapma Caner, yapma. Akif çok teşekkür ederim, sağ olasın, hoş geldin. Bu save'de değişik komplar. Efendim, seri olarak düşünmeyin bunu. Hani Epic Games oyunu ücretsiz dağıttı ya. Merak eden insanlar varsa işte, ya acaba bu nasıl bir oyunmuş, nasıl bir yapılmış? Keyifli mi, değil mi? O şekilde bir görsünler diye. Bu arada mümkün mertebe fazla savaş peşinde koşacağım. Adamlara tecrübe vermem lazım. O yüzden savaş nereye biz oraya. O kadar etkilememesi lazım ama. Şimdi ne yapabiliriz? Bunda zırh mı yok. Şansını ve kaçınmasını azaltalım madem. Ama buraya yetişmiyor.
Şöyle bir kozaya gir o zaman. Her köleye de düşman hamlesinden sonra can yeniler. Aa maksi... Ha %100 bütün hasarı bu yiyecek şimdi. Tamam. Öndeki yer iki defa mı vurdu ya? Vursalar da işlemiyor. Okey, fena değilmiş. Vurma ağalara, vurma. Üzerlerine doğru. Fıştırkin gel. Ben bizim kompon sıkıntısını anladım. Çok defansif. Ne tuzak attı adam ya. Ben oraya tek atacağım, siz merak etmeyin. Ben oraya tek atacağım. Oha! İlk defa kozanın bozulduğunu gördüm. Allah'tan can çalma var da. İlk defa kozanın bozulduğunu gördüm chat. Efendim, sevgili Rosenatron Prime'ın avantajıyla ikinci yayında selamlar babuş, iyi yayınlar demiş, teşekkür ederim. Rosen sağ olasın. Şimdi... Üçüncü tur hasar basını aldı. Aga delirdi, delirdi. Aga delirdi, milleti kırbaçlayıp durma artık. Artık bu tur vurmaya başlamadı bu arada bizim zombi. Dostum %300 hasar buff'ıyla kurul. Kafalarına patır 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 atacak. Gözüme flash tutuyorlar bu arada. Şu kılıcı bir bileyim. Bizim zombiye sıra geldiğinde ölecekler. One more for the stockpiles. Güzel. Vur tabancayla. Sayıyı iyi azalttı. Bu hoş olmadı. Display for mortal kind. Fena değil. Fena bir oynanış değildi. Epic ücretsiz dağıtıyor efendim. Abi sel, bizim burada bir sıkıntı yok çok şükür. Seni kandırıyorlar, karşıdakiler iyi falan değil. Bence de bebeğim yani, kırbaçla dolaşan iyi mi olur? Yatak odalarına da dalmadık agaların. Hayırlar ola diyor bir insan yani. Tamam, buna bir hız verdik. Şövalye. Şövalyeye de hız verdik. Karadula da hız verdik. İskelete de hız verdik. Şimdi zombi ile karadulun birer puanı var. Zombiye bir hız daha verilir. Karadula da belki hız verilir. Hani tur ellerine ne kadar çabuk geçerse o kadar iyi, öyle değil mi? Efendim şöyle. Canı azalanları bir koyalım.
canı full olan kadroyla devam edeceğiz. Kemik golemler için de hıza verecektim galiba. Kurt adam için beklettim. Iratus'un gelini için can bastım direkt. Kurt adam için de hıza odaklanılır ya. Hadi bakalım. Direkt bundan sonraki fight'a 2 numaralı ekiple. Direkt şunu çizerek başlayalım işe. Bir buff maf bir şey alsam ki. Bir düşman hareket ettiğinde ona hasar verir. Ya da öpücük atarak can fazladan atak buff'ı kazanır. Bu öndeki iki tankı zor keserler ya. Evet, bu pek hoş olmadı. Şu duruş alan elemanı bir bozmak lazım. Atak basmaya devam. Oh. Kalkanı bir boşa çıksın diyecektim, ıska attı. Efendim sevgili Emir Çetin, Prime'ın avantajıyla yediğiniz yayında. Emir Çetin hoş geldin, merhabalar. Çok teşekkür ederim desteğin için, sağ olasın. Bir tur daha öpücük rica edelim. Canı iyi azaldı bunun. Atma da bari armorunu kaybetsin. Şimdi iki defa saldırıp seni mahvetmedim mi? Mükemmel bir atak buff'umuz var. Değerlendirelim. Evolution looks like pathetic. Evet evet, hem tanklar hem can basıyorlar, kemik golemler çok çok önemli. Çok güzel iş yapıyorlar ya. İleride Serkan seviye aldıkları zaman canları gitmiyor. Mümkün değil bak, hani arkadaki damager'lar işini hallederken bunlar da mahvediyor. Bak misal. Hani bu kompla ben gelecek turda gidip savaşabilirim. Niye? Çünkü hiçbiri zarar görmedi ki. Yani bu kadrodan hiç kimseyi şu an hastaneye yatırmama gerek yok. Gelecek tur kaçacak. Bak iskeletlerden birinin canı full. Öteki de neredeyse fullenecek. Ya kurt yesin mi adam? As your suffering ends. Bitti gitti abi. Minicik bir damage yedi sadece. Minicik. Seviye almadılar anladığım kadarıyla. Şu ikisini morga koyalım. Normalde ihtiyacımız yok ama hani gene de dinlensinler. Gazaphaneye ihtiyacımız yok. Kütüphaneye ihtiyacımız var mı? Iratus her köle 32 deneyime %8 deneyim verir. Bir tane buraya kara şövalye koysak iyi olabilir ya. Ha bak, arenaya da köleleri koyup antrenman yaptırabiliyorsun. Bak bir tane iskelet yapalım. Kazı yerini aktif edeceğim ki kazı yerinden şey gelsin. Merhaba. Daha fazla kaynak gelsin kazı yerinden. Şimdi gene örümcekli build'i deneyeceğiz.
Ne kadar kabiliyet puanım var? 3 kabiliyet puanım var galiba. Savaşın sonunda fazladan bir parça düşmeyi açacağım. Puanım beklesin. Şimdi buraya misal neyi dahil edebilirim? Ekstradan ne alabiliriz? Misal kara şövalyenin arka taraflarda işlevsiz kaldığını düşünüyorum açıkçası. Hani Karadul okey. Hani aldığı hasarı göğüslemesi, kozaya bürünüp kendine can basması falan çok güzel ama kara şövalye yerine başka bir çar koyabiliriz gibi. Örneğin vampir. Vampirin kendi can çalması falan da var. Şahane durabilir. Bir de donmamış var. Donmamış ne yapıyor? Hedefleri dondurup girişkenliğini azaltıyor. Yani saldırı hızını, sırayı geciktiriyor abi. Öyle düşünebilirsiniz. Emir Çetin, oyunun sistemi Darkest Dungeon gibi aynı. Darkest Dungeon oynadın mı? Zırtı sesini hallettik galiba, evet. Kalkanı yok sayarak vuruyor 3. sıradan. Çok iyi. Bu çar birini yanına çekiyor. Oyuncu tarafından hedeflenen tuzakları yok eder. Çok iyi. Tuzakları yok ediyor. Köle her tur 18 can yeniler. Hasar aldığında alınan hasarı engeller. Yanma etkisini ortadan kaldırır. Onu çok iyi. Çok iyi. Excellent. Those that kill will be well preserved. Üçüncü sıraya kesinlikle bunu koyuyoruz. Şu Viking hali efsane değil mi? Viking hali efsane abi. Biraz yana az şey seviyesi az ama level 3 beyin takarız. Biraz girişkenlik veririz. Çok yavaş hareket ediyordu. Tamam. Efendim sevgili Idiot Choice, Prime'in avantajıyla 6. ayın da teşekkür ederim. Idiot Choice sağ olasın. 6. ayın kutlu olsun, eyvallah. Selamlar Lucifer, hoş geldin. Cızırtı var, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ak gezenler gibi ben... Evet, ben de öyle düşünüyorum. Iratus sunuğa bir tane kurban verir. Tamam. Kurban verip dövüşerek devam edebilir miyiz? Aslında devam edebiliriz var ya. İlerle bakayım şöyle. Abi tanrılar kurban istiyorsa kara şövalyeyi kurban ederim. Zırh geldi, parça geldi. Savaş sonunda %100 XP kasma geldi. Bu kadroya %100 X kasma alır mıyım? Alırım bu arada ya. Net alırım abi. Sıcak kurbanlar. Öndeki örümceği koru. Örümcek paso saldırsın bunlara. Sıfır damage. Barutuna hazırla. Girişkenlik kaybettirir. Ön iki sıraya vurur, her yere vurur. Bak, mızraklının verdiği hasarı zayıflattım. Zira bize ne kadar az hasar atarsa o kadar iyi. Zombi günü kurtarana kadar ayakta kalsa yeter. Aşıklı dedi, hel attırmadı. Garip bir şekilde.
Demek ki kendine her basabiliyor. Ya da iskelet hariç herhangi birine. Devam. %400 hasar buff'ı oldu bile. Köleyi 2 tur dondurur. Donmuş köle 18 can yeniler. Ama donduramadık abi. Kendini de donduramadı. Kendini de donduramadı yani. Kendine de can basamadı. İskelete can basmaması zaten çok kötü. Hani ben can basar diye düşündüm. Bağışıklı dedi. Mesela bak bu kendini kozaya sarıp bütün hasarı kendine vurdurtabiliyor. Sürekli can yeniliyor. Mahvettik bu arada, onlar yok oldu ya. Yok, iskelete can basamıyor. O zaman bu kontta iskelet olmayacak. İskelet yerine başka bir şey alacağız. Ama misal aynı şekilde bunun can değerini kim destekleyecek? Örümceğin vurduğu hasar sabit değil bu arada. Otur gelecek tur bombardımanla bitir işi. Donuyor ve can yeniliyor, öyle mi? Zombi buff'ı ile indiriyor da soon this world will be mine. Kendine can basamama olayı kötü. Kendine can basabilse daha şahane olurdu. Zombiye bir tur daha hız alalım. Kendine can basabilse çok daha şahane olurdu. Bunu ve bunu dinlenmeye alalım. Ama fena bir karakter değilmiş yani. Sürekli karşıya vuruyor, şey yapıyor. Şahane bir karakter. Benim hoşuma gitti. Kabiliyetlerden ne gidebiliriz başka? 4 puan yapıp buradan eser parçalarını falan alabiliriz. Bu çok hoş olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle. Eşyalarla dolu kadim tabut. Her turun başlangıcında turun sonuna kadar rastgele bonus. Verilen hasarın %15'ine ek miktarda can yeniler. Vampirin köpek dişleri. Şimdi bu vampirin köpek dişlerini alsak. Bak. Tamamen varsayımsal konuşacağım. Vampirin köpek dişlerini alsak. Onu buradaki buz büyücüsüne versek. Niye? Çünkü buz büyücüsünün şeyi var abi. Nerede? Eşyalar. Buz büyücüsü milleti dondurup canını yenileyebiliyor ya. Kendi canını da saldırarak yeniler. Ama hasarın %15'i kadar diyor. Yani 100 vursa 15, 10 vursa 1,5 can yenileyecek. Aşağı yukarı 25 vuruyor, 20 vuruyor de 3 can yenileyecek. Vuruş başına 3 can yenilerse bir şeye yarar mı? Bence yaramaz abi. Kendiliğinden Türkçe, kendiliğinden Türkçe. Epic ücretsiz dağıtıyor Gilgalat. Dene mutlaka. Epic ücretsiz dağıtıyor. Köle zayıflatmalara karşı bağışıklık kazanır. Bu vahşi köpek dişlerini başka bir çara vermek lazım. Bu şey yapmaz. Donmuş onu taşımaz. Şurada bir savaş daha yapılacak ama riskli bir savaş. İçeride seçkin savaşçı var bir tane arkada. O seçkin savaşçı canımızı okuyabilir. Dostları öldüğünde 30 akıl sağlığı kazanır. İmha uzmanı bu yanımıza yaklaşırsa
kendini patlatıyor bomba niyetine. İntihar bombacısı. Bak yanında bombalar var. Görüyor musun? Yanındaki bombaları yakıp patlatıyor kendini. Iskalamayın da lütfen. 1-2 hasar vurun. There will still be enough left to reanimate. 41 iyi. Ama onu sağ bırak, onu sağ bırakırsan. Eyvah. 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 Iska mı? Ölmese yok edecekti bizi var ya. Buna verilir aslında can çalma ya. Can çalma Iratus'un gelinine verilir. Buradan ölmeden çıkaydık iyiydi. Betona çalışır gibi çalışıyor herif. Bir ulu. Tamam tek kaldı. Bence buraya kurt adam yerine donmuş adamı koyalım. Komplar arasında bir değişiklik yapalım. Kurt adam yerine donmuşu koyarsak sanki bura tutar gibi. Hani iskeletler falan zaten iyi. Gelecek tur üstüne atlayıp yok edeceğiz. Herkesin zarar görmüş olması kötü sadece. Another step towards my eternal kingdom. Oo, seviye de aldılar. Şimdi kurt adamı buraya verelim. Kurt adama hemen bir hız daha basalım. Iratus'un gelini. Atak bekleyebilir. Kemik golem. Hız artı hız. Kemik golemler hızlı olsun. Aa, ilk beceri seçimi yapılabiliyor. Bak bunu yaparak... Bunu yaparak zombiye hem ölümüne tank hem ölümüne damage vuracak bir çağrı yapacağız. Kurt adam arkadaki iki hedefe artık %200 vuracak. Ayı gibi. Iratus'un gelini... Her öpücük attığında... Daha fazla can ve dehşet alacak. Kemik golemler... Can bastıklarında %20 can yenileyecekler. %20 can yenileyecekleri için bence oyunu kazandık zaten. Şöyle bir komp değişelim. Cana az olmasına rağmen öndeki üçlüyle gireceğim ya. Cana az olmasına rağmen şuradaki üçlüyle gireceğim. Aslında diğerleri de bir fight atsa güzel olur da. Lahitte bekleyen köle. Bir donmamış daha. İskelet. Ya da menfur. Aa, menfurun tipe bakar mısın? Bu menfur ne yapıyordu? Bu menfur
ön saf oyuncusuydu bu ya. İkinci sırada başlatacaksın. Evet, ikinci sırada başlattığında şey yapıyor. Duruşu ne yapıyor abi? İşaretlenmiş dosta yapılan tüm saldırıları %100 ihtimalle menfura döner. Ve menfur düşmana zarar verir. Bak bunu Karadul'un yerine alsak misal, ya da Karadul'un yerine değil de iskeletin yerine alsak. Menfura da şöyle bir hız basalım. Şu arkadakilerle bir oynamak istedim ya. Arkadakilerle oynamak istedim. Öndekileri hemen şöyle bir can toplamaya alalım da. Ya da Iratus'un gelinini alalım. İskeletlerden biri az canla çıksa da olur. Şu arkadakilerle bir oynamak istedim efendim. Oo, daha boss'a gitmeye dünya kadar yol varmış. İyi. En azından bol bol fight atarız. Bizim için güzel olur. Şimdi şöyle %200 yanı bir geçir. Menfur diyor ki kurt adama saldıran karşısında beni bulur diyor. Menfur kurt adamı koruyor. Örümcek şunu durdurmaya çalışsın. Örümceğe iyi vurdular. Ama bir de büyücü var adamların ellerinde. Şimdi kendini savunsun, çok iyi. Bu neredeyse ölmek üzere. Bitti gitti, çok iyi. Çok iyi. Kurtu korumaya devam et. Ya az önce kurta saldırıldı ama. Sen kendi canını yeniliye dur. Sen de bir ulu. Ardından pençeleri al. Giriş şuna. Geldim efendim. Sen can yenilemeye devam et. Menfur kurtu korumaya devam etsin. Bence bu ilk böyle çok iyi oldu var ya. Çok sağlam vuruyor. Çok iyi, kurt parçaladı direkt. Ön sırada kim varsa gelecek tur onun üzerine atlayalım. Şans ve kaçınma ihtimalini azaltalım. Bu menfura can yenileyecek bir şey olsaymış harika olurmuş var ya. Bir şey diyeceğim. Donmuş yüreğin olduğu şeye... Donmuş yürek diyorum. Donmuş yaratığın olduğu kompa menfur konulabilir bu arada. Menfur çok sağlam iş yapar burada yani. Neredeyse yenilmez bir combo oluşturacağız. Kurt kendi canını yeniliyor zaten. Tam bombardımanla gelecek tur sağ kalanı indirin. Çok iyi. Kopar bunu.
Kopar bunu. Can yenilemedi abi. Bunun daha düzgün vurmasını isterdim. My will is a tide. Bak hiç fena oynamıyoruz. Hiç fena oynamıyoruz. Ama dediğim gibi şu donmamışın olduğu yere alınabilir gibi menfur. Ama tek kemik golem idare eder mi acaba? İki rastgele düşmana. Rastgele düşman ama zırhı yoksa eğer. 8 can yeniler hemen arkasında bulunan köleyi korur. 6 can yeniler. Kaladula hasar veren her karakter hasar alır. Hasar veren hasar alsa iyi olur aslında. Çivili koza yapalım. Bir tur daha hızlandırıcı verelim. Şimdi buradan Karadolu hemen dinlenmeye. Bak bir tane kemik golem. Zombi menfur donmamış. Öteki ekipte Iratus'un geleni kurt. Karadolu ve kemik golemden falan oluşacak herhalde. İskelet isteyen bir yer var mı? Arena iskelet istiyor. Aç bakalım arenayı. Arenada XP kasmaya yarıyor dostlar. Misal Iratus'un geleni boş durmasın. Orada experience katsın. Biz de burada simyadan fazla parça düşürmeyi alalım. Ve hemen bir sonraki fight'e yürüyelim. Bak kemik golem, menfur, donmamış, zombi. Bakalım nasıl bir kombinasyon olacak. Şimdi öncelikle kendine bir buff ver, gel öne. 12 saldırı. Bu saldırı stacklenebiliyor mu? Bilmiyorum. Şöyle bir buff atalım. Şunu indirmek lazım bu arada. Herkese süpernova yolladı herif. Şimdi donmamış. Ona değil de keşke arkadakine vursaydın. Menfur iyi vuruyor da. Bir tane de seçkin savaşçı var ya önde. Abi senin bir tur öne gelmen lazım. Yoksa şu bombacı patlayıp bizi öldürtecek. Ve kombomuzda şimdiden açıklar var galiba. Canı az diye kazara ötekine vurduk. Bunun da canı yamuldu. Buradan ölü çıkacak ha. Girişkenlik kaybetsinler de hani şu büyücü hamle yapamasın. Derdim o. Lan rastgele bir koruma yollar derken öne alacağını tahmin edemedim. Sıçtık beyler. 28 ila 32 hasar. Bizi bombardıman da kurtarmaz ki. En azından sıkalım da öldürebildiğimizi öldürelim. Mage ağzımıza tükürdü bu arada. Sıçtın ağzımıza, yeter yeter sıçtın. Ashes to ashes. Şükür. Dust to dust. Bir facia yaşanıyor efendim burada. Bir facia. Birileri ölmek üzere. One by one, life vanishes from this world. Hav olduğun yerde de bir topla şunu havaya uçuralım. Sen menfura can basabilir misin?
Bastığı canı ortadan kaybetti. Şu tek kalsın da şunu öldürmeye çalışalım. Bu komp beni mahvetti ya. Sandığım kadar uzun süre hayatta kalamıyoruz bu kompla. İlla öldürecek, aklına soktu. Az daha ölüyordu bu arada. Az daha ölüyordu bu arada. Demek ki... bu şekil değil abi. Yapacağımız combo bu değil demek ki. Şurası iyi ilerledi ama ya. Burasına okeyim ben. Burasına okeyim. Iratus'un geleni antrenmanda. Orada kalmaya devam etsin. Dostlar bir fight daha yapalım. Ardından ufaktan videoyu salalım. Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunda bu şekildeydi. Bir tane daha alırım bu kemik golemden bu arada. Çünkü bunlar kendilerine %20 can bastığında müthiş oluyor. Gerçekten müthiş oluyor. Buz adam kendine can basamıyor ya, ondan dolayı sıkıntı yaşadı ya. Şu arkadaki dedeyi durdurmak lazım. Bak dedeye veriyor gazı, veriyor gazı. Kurt adam yaşar, sorun yok. Bunu da 3-4 idare etsek yeter. Şunun duruşunu bozamaz mı? Güzel, otur oturduğun yerde. Geliyor, geliyor. Geliyor, yavaştan geliyor. Şuna karşı dikkatli olmamız lazım. Bütün birlikleri seferber ettik ama. Tamam, kurt bunu yer inşallah. Yemezse geçmişler olsun, öldük. Brave are an excellent source. Ama adamlar böyle fantezi olsun diye bizi gırbaçlıyor. Zombi kendi başının çaresine bakıyor. İyi can yeniliyor bak. Efendim sevgili Deceitful 5. ayında işten güçten anca akşamları gelebiliyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun sevgili Deceitful. Çok teşekkürler. Ulu. Gelecek tur artık kim kalırsa onu parçalayacağız. Zırh basalım şöyle kurda. Çünkü direkt kurda hedefliyor hemen. Çok. Gelecek tur vuracak. Görüşürüz. Abi çok iyi oldu böyle bu arada. Sanırım zombinin bombardımanı yenmedi. Zombinin bombardımanı yetmedi. Tuzağa oturacak bir tur daha. Kurt kendine gelir zaten. Topla canı. Ver barutu. Sen de can topla. (Gülüyor)
Adam kurtu öldürmeye niyetlenmiş belli. Bir tur bilerek öldürmeyelim. Hani canları yenilensin herkesin. Mop up the gore. Biraz uzun sürüyor ama kayıpsız. Oyun hala ücretsiz efendim. Evet, Epic bugün saat 6'da oyunu ücretsiz hale getirdi. Hala ücretsiz bir şekilde temin edip dilediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Kurt adam için de şöyle bir maksimum hızı alalım. Kemik golemler bir seviye daha alırsa ve ben onlara muhafazayla beraber, kalkanla beraber muhafaza verirsem şahane olacak gerçekten. Golemlerin bir tur daha seviye almasını bekliyorum. Pekala. Evet dostlar, Iratus Lord of the Dead'in bu videoluk sonuna gelmiş olalım. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Oyunu Epic'ten ücretsiz bir şekilde alıp oynayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Esenlikler diliyorum efendim. Bye bye.